ilginç bir tercih olur. Geldi. Geldi valla. Hmm. Neden Rumble? Yani koridor aşamasında genelde menzilsiz AD'lere karşı belli bir iş yapıyor. Yani menzilsiz ama yetenekli bir AD. Yeteneklerin yani emin olamadım bu Rumble'dan. Ve Rumble'ın bence Maokai Varus. Gerçi Sylas da var ya. Sylas. Rumble'da ne olursa olsun çok etkili ya. Tam karar verilemedi herhalde. Bu arada orta koridorda agresif oyun çekim alanında kullanıldı. İlk kan dökülecek burada. İlk kan Alioui'ye gidiyor. Karu ve Vulcan geldi yan taraftan ama hasar çok fazla yeterli olmayacak gibi. Tam bu şey değil mi? Çete şey yazıyorsun. Abi 4-3 ulti attılar kafama diye. Aynen öyle. Üçünü de tuttu tabi. Ama diğer tarafta alamet alındı. Unforgiven'de alt koridordan bir barikat altı. Tek başına aldı altın kimseyle paylaşmadan. Vulcan'dan bir hamle havaya savuracak. Unforgiven yakalandı burada. Arındır ve sıçrası var. Arındır'ını şimdi kullanıyor ama. Tuttu. Çok rahat yakaladı onu ve Unforgiven düşüyor skorda. Kaori'de. Kaiser'de yakalanacak. Kaiser skorunda. Kaori'ye bırakmak isteyecektir EG burada. Kaori'ye giden iki tane skor var EG'de. Bir de alamet mi? Kaori'nin oyunda Varus'un kostümüne yeni dikkat edin. Pelerin var ya. Varus'ta pelerin mi var? Mad Lions, Ejder'i aldığı gibi güvenli noktaya gitmeyi başardı bir şekilde. Aatrox'un ya oyunun yaklaşık 5-6 kadar Aatrox'la aynı ekranda değiller. İlk kuleyi alacak Aatrox. Evet. Ya Mad Lions alamet için biraz fazla yatırım yaptı. Ya biraz şey olmuş olabilir orada da. Abi kimse gelmiyor, vuruyorum ben o zaman kuleye. Altın farkı 1000 şu anda. Bakalım ultiler ne zaman kullanılacak? Inspired yaklaşıyor buraya doğru. Niski ilk önce kendisi kullandı ultiyi. Geriye bir hamle var. Ejder almak için yeterli oldu bu durum. Orta koridor ikinci kulesine gidiyor EG bu arada. Bu arada bu eşyazın normal hali hakikaten Kraken'le. Çünkü Guinso falan da alıyorsun sonrasında. Impact. Alioui'nin üzerine gitti. Kendi ultisini açtı. Yeterli olacak bakalım. Sıçrayı atıyor. Ama Alioui burada skoru buldu. Yetenekleri de bekleme süresine girdiği için Impact'i rahatlıkla aldı Mad Lions. Yani bu orta koridorun yan koridora gitmesi durumuna hala cevap veremedi EG maçın başından beri. Ve Mad Lions tarafı şimdi üst koridora yakın. Alioui'nin ultisi daha dönmemiş. Ama Niski de burada. Kaori biraz riskli bir yerde fakat Mad Lions uzaklaştı ve alt koridora şu anda hasar vermeye başladı Jojopion. Orada kuleyi alacak Inspired. Üç kişinin üstüne kafa attı. Leon ultisi de geliyor. Inspired ulti çıkardı elinden. Hala düşmüş değil yalnız. Vulcan'dan kullanılan bir ulti var onun için. Arka tarafta Alioui'ye güzel bir bitkinlik geldi. Kaori'dan kullanılan defansif bir sıçrama. Kaori'yi düşürdü Niski. Ve devamında da Inspired skoru geliyor. Mad Lions alınan iki skor. Onları barona götürecek gibi. Mad Lions oyun algısı olarak çok önünde ya için. Kafasına atlama diyorduk. Kafasına nasıl atlanır gösterdiler ve ki. Çok sabırlı oynadılar abi burayı. Vay ulti harç, her şeyi Maokai'ye attılar. Tam genç mecburen ultisini Maokai de kullandı. Ve Varus'u menzilde görünce direkt ona daldılar. Bu arada Baron'u durdurmak için buraya yaklaşan bir EG var. Vulcan çok fazla tankladı ve Impact skoru buluyor. Baron'u da alamadı Mad Lions. Vulcan yalnız... Bitiremezler miydi Baron'u? Bitirebilirlerdi. Vulcan yalnız kayış gibi... Yani daha iyi zamanlama görmedim ben kayış gibi. Zaten 100 canı falan varken kullandı kayış gibi. Mad Lions'da hiçbir şey göremiyor şu an. Hatırlatalım, demin Draven bir skor alarak şeyi de bozdurdu. Hayranlık yüklerini. Tabii tahsildarı bitirmiş zaten. Yani tabii Niski'yi bekliyor Impact. Bu arada Jojopion'la Armut orta koridor orada. Niski de farkında orada olduğunun. Yalnız Armut çok uzaklardan ulti atıp bu savaşa daha hızlı dahil olabilir. Bir an önce Jojopion'un gelmesi lazım. Yalnız bu ejder diğer iki ejdere benzemez. Tabii çok daha tank. Alioui yalnız. Çok daha geniş canı oraya... Geçmeyi başardı ve şu anda biliniyor sanırım Impact tarafından. Hepus kullanılıyor ve savaş başladı burada. Mad Lions çok eksik. Sıçrayla birlikte Alioui'yi uzaklaşırken Niski tekleniyor. Ya Impact çok iyi korudu takımını. Niski ile Alioui'nin pozisyonu hiç fena değildi ama Impact bu planı bozuyor ve Ejder de EG'ye rahatlıkla gidecek gibi. Bir de tabii bunu Armut'tan çok uzakta yaptıkları. Bu arada ya uzaydan atıyor resmen ultiyi Rumble ama onun bile yetişemeyeceği bir menzildeydi. Destek de veremedi. Ama işte İlkonucuğum, papaz her zaman plaz vermez diyorlar ya. Az önce, bir önceki Ejder Savaşı'nda yaptı aynısını. Bu sefer düşmedi aynı tuzağa Impact. Ve Mad Lions rakibinin alt ormanında biraz kaynak alıyor derken EG Baron'a başladı. Baron. O
kadar hızlı alamayabilirler bu arada. Yok, çok hızlı yapmazlar. Ama şimdi 5 oldular. Liandry bile yok. Yarılandı. Baron'un yarılandı ve buraya doğru yaklaşıyor Mad Lions. Bakalım Baron'u bırakma kararı mı gelecek? Makoy ultisi de kullanılıyor. Yakalanan bir isim var. Kaiser'in üzerine bir hamle gelecek. Unforgiven hala sıçrasını koruyor ama Kaiser çok hızlı düştü. Unforgiven'da sıçrayı kaybedebilir. Yalnız biraz fazla sar ve oraya kullanılan bir dengeleyici. Şimdi Niski'ye çok iyi bitkinlik. Niski'den defansif sıçratılmak durumunda. Unforgiven'in pozisyonu. Ya Unforgiven'dan sıçrayla birlikte bir oyun. Kaori'yi düşürdü Unforgiven. Şimdi onun üstüne giden bir Vulcan'la Inspired var. Düştü. Savaş ikiye bölündü ama Mad Lions ikilisi hala çok korkutucu. Ve Infector ultisi bitmiş durumda. 3'e 3 bir değişim. Ve devamında iki tarafta artık savaş istemiyor ve bu savaşın ardından Unforgiven'da ebedi kılıcı bitiriyor. Ya oyunda herhangi bir üstünlük kuracak bir durum olmuyor. Bu arada Elio'ya dans sıçrayla birlikte boyunca Jojopion Zonya'yı kullanıyor. Arka tarafa attı ultiyi. Şimdi Vulcan ultisini kullandı. Kaori. Üzerinde bir kalkan da var. Kaori çok rahat hasar veriyor. Elio'ya düştü. Buraya kadar altında aldı Kaori. Mad Lions o kadar kötü bir takım savaşı yaptı. Ve Niski de düşecek. Niski skoru kimde kalacak? Bu Vulcan'da kaldı ama çok da önemli değil artık. EG Baron'a doğru gidecek gibi görünüyor. Mad Lions da iki kişi savaş başlattı. İki kişi savaşta dahil bile olamadı. Ne yaptıkları belli değil. Baron'u kaybetti tabii Mad Lions. EG alıyor Baron'u. Birazdan Baron kuşatması da yapabilir. Hala tabii dikkat etmesi lazım EG'nin. Yani savaşı kazandıkları için şımarmamaları lazım çünkü acayip vuran bir Draven var. Impact birinci elden tattı o hasarı. Alınacaktı da zaten EG tarafından. Üçüncü ejderi en azından alıyorlar aradan. Impact. Şöyle girdi ama. Evet yani 36 dakikanın 32 dakikası falan öyle. Mad Lions bu ejderi bırakıp karşılığında üst koridordaki ikinci kuleyi alıyor. Kaori'de Guinso yüklerini yükledikçe yalnız çatır çatır Legolas gibi saydırıyor vallahi. Bu arada kanı susamış aldı 5. eşya olarak. Bu eşya dizilimde kanı susamış giriyor mu ben? Şu anda lazım. Üstüne uzaktan bir şeyler çarpıyor. Uzun süredir çünkü full eşya Varus izlemiyorum. Varon bu sefer daha hızlı olur tabii. Varon çok hızlı içeride iki tane ışından geliyor. Işınlar geldiği gibi bırakabilir aslında EG Baron'u. Şimdi bıraktılar. Arka taraftaki ışından kontrol ediliyor mu acaba? Niski var orada. Fideye çarptı. Niski'nin üzerine doğru bir hamle var. Sıçra da geldi Niski. Sıçra yatarak uzaklaşıyor bu arada. İyi bir dengeleyici üzerine Draven ultisi canlar yarılandı. Kaori yarı canda. Niski kovalama devam ediyor. Niski orada gagalar yok. O gagalar alındı az önce. Gas fırtınasının içinde. Ve Niski skoru Jojopion tarafından alınıyor ama Baron yarılandı hatta düşmek üzere. Yetişebilecekler mi bakalım. Impact geldi yan taraftan. Çaldı. Baron bitti. Baron burada Inspired'da. Inspired Baron'u çaldıktan sonra Mad Lions'a geri çıkmaktan başka çare kalmıyor. Unforgiven vurmaya devam ediyor Unforgiven ama şimdi 4 kişinin arasında kaldı. Bir de defansif sıçra savaş ikiye bölündü. Unforgiven ardından Kaiser. Toplamda 4 skor bir de Baron tam bir felaket Mad Lions için. Oyunu bitirebilecek süreleri var mı? Var. Var. Bitti. Işınlandı geldi hemen alt koridoru. Çift ışınlandı Impact'le Jojopion'dan. 37 dakika. Ya çok daha uzardı bu karşılaşma. Bu risk alınmasa. Ama yine bir flank pozisyonu ve Niski'yi yine iyi durdurdular. Mad Lions bu maçta 5 kişi ortak hareket etmeye çalıştığı her yerde çok ciddi bir iletişim sorunu yaşadı ya. Biraz bunda şunun da etkisi var ama ellerindeki şampiyonlar da aslında rakip tarafında iyi kontrol aldı. Ya 5 kişi hamle yapmaya çalıştıklarında gördük işte yani tam genç ultisi tam genç varsa yakın kaldığında bitti.